Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dinler Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Şinasi Gündüz. Değerli hocam hoş geldiniz programımıza. Hoş sefalar getirdiniz. Şimdi bölümünüzün de dinler tarihi olması itibariyle hemen şunu sormak isterim size. Hazreti İsa Aleyhisselam'la alakalı bir konuşma yaptığınız zaman ya da bir sohbet esnasında en çok muhatap olduğunuz sorular hangileri? Ya da Hazreti İsa ile alakalı böyle muhatap olduğunuz eminim çok sorular vardır ama herhalde bu sorulardan bazıları çok öne çıkıyordur. Öyle değil mi? Kesinlikle öyle. Çünkü öncelikle tabii sorunuza cevap vermeden önce şöyle bir şey ifade edeyim. Hazreti İsa öyle bir şahsiyet ki gerçekten dünyada en çok konuşulan, en çok üzerinde yazılan, en çok çizilen, en çok tartışma yapılan belki birkaç şahsiyetten birisidir diyebilirim. Yani Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve Hazreti İsa Aleyhisselam belki ikisi aynı çerçevede çokça tartışılan, konuşulan şahsiyetler. Ve yaşamları konusunda birçok şey de bir o kadar da merak edilen. Tabi Hazreti İsa ile ilgili özellikle Türkiye kamuoyunda yani hangi bağlamda olursa olsun yaptığımız her sohbette, her konferansta, her tartışmada mutlaka sorulan bir takım sorular var. Ve bunların başında işte Hazreti İsa yaşamının sonunda ne oldu? Göğe yükseldi mi? İşte gökte mi? Şu anda ne yapıyor? Ve tekrar yeniden gelecek mi? Gelmeyecek mi? Özellikle bu sorular tabii merak ediliyor. Bununla birlikte tabii işte onun ölümü konusu çokça merak edilen bir konu. Yani Hazreti İsa hani Kur'an-ı Kerim'de az önceki İbrahim hocamızın da yer yer atıfta bulunduğu bazı ayet-i kerimelerde işte Yahudiler tarafından onun öldürüldüğü, asıldığı iddiasını Kur'an-ı Kerim reddediyor ve diyor ki onlar onu öldürmediler, asmadılar. Allah onu kendi katına ref etti. Tabii sorulan şey peki bu nasıl oldu? Evet. Yani Cenab-ı Hak kendi katına nasıl ref etti Hazreti İsa Aleyhisselam'ı? Evet. Peki bu çerçevede sizin muhatap olduğunuz sorular bunlar. Siz peki bu sorulara nasıl cevaplar veriyorsunuz? İsterseniz ilk olarak bu Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah katına ref edilmesi hadisesini bir değerlendirelim. Çünkü biz bugüne kadar gerek okuduğumuz birçok İslami kaynaklardan, gerekse dinlediğimiz muhtelif isimlerden hep Hazreti İsa Aleyhisselam'ın az önce de ifade ettiğiniz gibi böyle Allah-u Teala'nın katına Cenab-ı Hak tarafından ref edildiğini duyduk, öğrendik. Evet. Ama şimdilerde duyuyoruz ve öğreniyoruz ki bu aslında çok da öyle bir şey değilmiş. Hayır, yani bir ref edilme olayı var. Çünkü ayet-i kerime bunu ifade ediyor. Ama ref edilmenin ne anlama geldiği, ne anlama geldiği, ne anlamak çok önemli. Şimdi ben tabii şunu ifade edeyim. Şimdi gerek İslami kaynakları, gerekse İslam dışı Hristiyan, Yahudi ve diğer kaynakları Hazreti İsa ile ilgili olan boyutuyla incelediğimizde tabi Hazreti İsa ile ilgili çok farklı bir takım telakkilerin anlayışların olduğunu biz görüyoruz. Hazreti İsa orta çağlardan itibaren özellikle Hristiyan camiasında işte Yahudiler tarafından katledilen, öldürülen bir figür olarak anılıyor. Ve bundan dolayı orta çağdan itibaren Hristiyanlar, Yahudileri tanrı katil olarak görüyorlar. Ki çok ilginçtir. Bu orta çağdaki bu anlayış daha uzun süre devam etmiş. Mesela meşhur protestanlığın önde gelen simalarından Luther, Yahudilere karşı başlıklı bir eserinde Yahudilerle ilgili oldukça şiddet içeren bir takım ifadeler kullanmıştır. Hatta bundan dolayı modern bir yazar Hitler'i bir bakıma Luther'i izleyen bir figür olarak da görüyor. Yani Luther'le ilgili yazdığı bir kitaba Hitler'in manevi atası Luther başlığını bile koyuyor. Şimdi bu da şundan kaynaklanıyor. Özellikle miladi 3. yüzyıldan itibaren Yahudiler gittikçe Roma İmparatorluğu'nda artan Hristiyan temasına veya Hristiyan etki alanına karşı Hristiyanlara yönelik bir takım polemikler üretiyorlar. Ve Hristiyanlara yönelik yaptıkları polemiklerin başında da şu geliyor. Sizin Tanrı diye tapındığınız, Tanrı oldu dediğiniz İsa Mesih'i biz öldürdük. Evet. Onu çarmıha gerdik, astık. Yani sizin Tanrınızı tabiri caizse biz katlettik. Bu ne biçim Tanrı'dır? Yani bu tabi Yahudiler tarafından dillendirilen bir iddia. Ve bu iddia çerçevesinde
İşte çeşitli tartışmaların Anadolu'da, Filistin'de benzeri yerlerde, hatta Roma'da yapıldığını biz biliyoruz. Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki ifade, o ayet-i kerime, özellikle bu tarz iddialara bir cevap mahiyetinde bir ayet-i kerime. Yani ayet-i kerime çok açıkça diyor ki, işte Yahudiler İsa'yı öldürdük, astık derler, dediler. Oysa diyor bu böyle değil, onlar yalan söylüyor. Bu sadece onlara böyle benzetildi ya da onlar böyle sandılar. Ve şübbihe lehum ifadesi. Yani onlar böyle bir şüpheye düştüler, böyle sandılar. Oysa diyor gerçekte Allah onu kendi katına ref etti, kendi katına yükseltti. Şimdi öncelikle yükseltme ifadesiyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayette değişik bağlamlarda da bu terim geçiyor. Yani ref terimi, Allah katına yükseltilme aslında Allah katına kişinin fiziksel anlamda böyle bir asansörle çıkarak mekansal boyutta bir yükseltilme değil, tam tersine mesela kişinin örneğin takvayla veya benzeri bir takım olumlu davranışlarla derecelerinin yükseltilmesi veya kişinin işte ölüm sonrası Allah'ın hesabına dönecek olması. Çünkü mesela yine bir başka ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki işte mümin insanlar hani bir ölüm hadisesiyle karşılaştıklarında derler ki hepimiz Allah'tanız ve hepimiz ona döneceğiz. Şimdi burada Allah'a dönüş mekansal anlamda bir dönüş değil, onun yargılamasına, onun hesabına dönmektir. Şimdi dolayısıyla Hazreti İsa'nın refi hadisesi de bu bağlamda anlaşılması gereken bir hadisedir. Diğer taraftan Kur'an-ı Kerim hiçbir zaman işte yani onun yerine bir başkasını onlar sandılar, işte onu çarmıha gerdiler falan böyle bir şey de söylemiyor. Esasen çok ilginçtir. Bakın bizim mesela Hristiyanlığın erken dönemiyle ilgili bilgilerimizden Doketikler denilen bir grubun varlığını biliyoruz. Doketikler özellikle 2. yüzyılda yaşayan bir Hristiyan cemaat. Bunlar yine İsa'nın Tanrı oğlu olduğuna inanıyorlar ama diyorlar ki İsa Tanrı olduğu için öz olarak, cevher olarak onun doğumu, ölümü vesairesi gibi şeyler de gerçekte düşünülemez. Bunlar sanal şeylerdir. Hani tıpkı mesela çölde insanın serap görmesi gibi. Yani dolayısıyla İsa'nın ölümü hadisesinde sadece işte onu öldürdüklerini sandı insanlar. Oysa gerçekte böyle bir şey söz konusu değildi diyor bu insanlar. Hatta bunlardan Dosetius isimli meşhur bir Hristiyan var. 2. yüzyıl başlarında yaşayan. O diyor ki işte İsa'yı yakalayıp tam çarmıha germeye götürdükleri sırada mucizevi bir şekilde İsa'nın haçını taşıyan Kireneli Simon İsa kılığına girdi. Ve onlar tutup onu astılar. Yoksa gerçekte Tanrı oğlu İsa'yı asmaları söz konusu değildi. Şimdi bir ilginç olan şey şu. Bizdeki bazı Kur'an-ı Kerim yorumcuları yani bazı müfessirler bu doketik İsa anlayışını o ilgili ayeti yorumlamada, açıklamada bir referans olarak alıp bilerek ya da bilmeyerek kullanıyorlar. Evet. Yani çok ilginç bir durum. Tabii Hazreti İsa'nın İbrahim Bey de belirtmişti. Kur'an-ı Kerim'in iki ayetinde vefat ettiğinin altı çiziliyor. Evet. İşte sen beni vefat ettirdiğinde diyor mesela bir ifadede. Bir başka ifadede de Allah-u Teala diyor ki seni vefat ettireceğim ve katıma ref edeceğim. Yani burada o ref olayından önce bir vefat ettirilme söz konusu ki vefat etme her ne kadar çok böyle marjinal bazı yorumlarda işte efendim uyumak da vefat etmek olarak düşünülebilir. Dolayısıyla buradaki vefat etme onun uyutulması gibi de yorumlanabilir denilse de bu çok marjinal bir yorumdur. Vefat etme insanın yaşamının son bulmasıdır. Hani bizim Türkçe'de anladığımız vefattan farklı değil bu. Şimdi dolayısıyla Hazreti İsa vefat etmiştir. Ama nerede vefat etti, nasıl vefat etti, kaç yaşında vefat etti bunlar biz bilemiyoruz. Bu konuda bir bilgimiz yok. Evet. Kaldı ki ben son olarak bu konuyla ilgili bir şeye işaret edeceğim. Bakın bütün dünya dinlerinde bir kurtarıcı bekleyen fikri vardır. Yani sadece Hristiyanlıkta, Yahudilikte değil. Bizim dinler tarihinde mesela öğrencilere ders konusu olarak da okuttuğumuz Budizm'den, Hinduizm'den, Çin dinlerine kadar, Azteklere, Mayalara kadar, efendim ne bileyim eski Mısır, Babil dinlerine kadar hepsinde insanlar gelecekte bir kurtarıcı bekliyor. Ve bu kurtarıcı, beklenen kurtarıcı geldiği zaman her şeyi düzeltecek.
ahlaksızlığı, inançsızlığı, efendim her türlü kötü diyebileceğimiz davranışı artı doğal kötülükleri. İşte onların döneminde mesela hiç efendim deprem olmayacak, sel olmayacak, kuraklık olmayacak, kıtlık olmayacak, böyle bir beklenti var. Ve bu beklenti, kurtarıcı bekleme düşüncesi ilahi bir müdahaleyle yeryüzündeki yaşama Tanrı'nın ya da tanrısal alemin müdahale etmesi ve insanlar isteseler de istemeseler de durumun düzeltilmesi anlayışıyla iç içe olan bir beklenti. Şimdi bu beklenti örneğin İslam'da var mıdır? Uygun mudur? Şöyle ben Kur'an-ı Kerim'i okuduğum zaman, bakın Kur'an'da iki ayet-i kerime var. O iki ayet-i kerime çok önemli. Diyor ki öz olarak, hiçbir millet ya da siz kendinizi değiştirmedikçe Allah sizi değiştirecek değil. Evet. Yani burada Kur'an-ı Kerim geleceğe yönelik olarak insanlar kendilerini düzeltmedikçe, değiştirmedikçe ilahi bir müdahaleyle insanların düzeltilmeyeceğine işaret ediyor. Yani İslam'ın bu bakışı, Kur'an-ı Kerim'in bu vurgusu, İslam'ı diğer dinlerden ayıran çok önemli bir özelliktir. Çok özgün bir özelliktir. Yani dolayısıyla bu ifadelerle aslında bir kurtarıcı bekleme düşüncesinin İslam'da olmadığını, İslam'ın buna aykırı olduğunu söyleyebiliriz. Evet. Peki efendim, bu kıyamete yakın tekrar Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dünyaya teşrif edeceği hususuyla alakalı ne söyleyeceksiniz? Yine böyle bir beklenti de var tabii. İşte şimdi onu, yani şimdi şunu size söyleyeyim. Mesela Hristiyan akidesinde, günümüzdeki Hristiyan amentüsünde şöyle bir ifade geçer. Denir ki işte Tanrı oğlu İsa Mesih çarmıha gerildi, öldü, mezara gömüldü, 3 gün mezarda kaldı. Daha sonra işte tekrar mezardan dirildi, göğe yükseldi ve şu anda Baba Tanrı'nın sağ tarafında oturuyor. Evet. Ve ileride insanları yargılamak üzere yeniden yeryüzüne gelecek. Şimdi bu Hristiyan bakın itikadının bugün de hala bütün Hristiyanlarca kabul edilen formudur. Şimdi İslam'da yaygın halk inancı açısından baktığımız zaman İslam geleneğinde halkımızın önemli ölçüde buna inandığını biliyoruz. Ve bu konudaki aslında asıl tartışılan şeyler Kur'an-ı Kerim'de herhangi bir ifade hatta bir işaret olmamasına rağmen bazı hadis metinlerinin bulunmasıdır. Evet. Yani asıl tartışma da zaten buradan kaynaklanıyor. Yani burada işte Hazreti İsa'nın, göğe yükselmiş olan Hazreti İsa'nın bir gün yeniden yeryüzüne geleceğini, hatta işte onun efendim Şam'daki Ak Minare'ye ineceğini, işte orada Mehdi'ye tabi olacağını ve daha sonra kötülüğe karşı bir savaş yürütüleceğini falan bu ifadeler, bu hadis metinleri anlatıyor. Buradan hareketle işte Hazreti İsa'nın yeniden yeryüzüne geleceği beklentisi var yaygın bir şekilde. Oysa aslında Kur'an-ı Kerim'den hareketle bu beklentiyi temellendirmek mümkün değil. Evet. Yani Hazreti İsa vefat etmiştir. Vefat etmek her insan için Allah'ın yazdığı bir kuraldır. Allah'ın bir kanunudur, sünnetullah'tır. Mesela Hazreti Peygamber ile ilgili olarak diyor ki Kur'an-ı Kerim, biz senden önce hiç kimseyi ölümsüz kılmadık diyor. Yani herkes ölümlü. Her nefs ölümü tadacaktır şeklinde birçok ifade var. İslam'da reenkarnasyon da olmadığına göre, yani bir tenasüh, ruh göçü de olmadığına göre Hazreti İsa vefat etmiştir. Ve herkes gibi o da öte dünyada yeniden diriltilerek ve yargılama sahnesini yaşayarak bu şekilde bir yeniden diriltimeyle tekrar cennet yaşantısı içerisinde varlığını sürdürecektir. Yani İslam'ın bize öğrettiği inanç budur aslında. Evet. Ama bunun dışındaki şeyler, tabi hadis metinleri arasında ciddi anlamda bir takım sorunların olduğunu, ki hadis özellikle işte bu Hazreti İsa'yı gökten indiren hadislerin tahlili başlıklı bir takım çalışmalarla çeşitli hadis uzmanı hocalar bunları irdelemişlerdir. Bunların arasında ciddi anlamda çelişkiler olduğu, kaynakları konusunda ciddi anlamda sorunlar olduğu meselesi üzerinde durulmuştur. Ama bütün bunlar bir tarafa, yani Kur'an'dan hareketle dediğim gibi böylesi bir inancı temellendirmek pek mümkün gözükmüyor. Evet. Peki hocam, belki cevaplandırılması gereken sorulardan biri de şu olabilir. Şimdi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın dininin, birçok insan Hristiyanlık
olduğunu biliyor, zannediyor ya da öyle bir bilgilenme içerisine giriyor. Hristiyanlık Hazreti İsa'nın dini miydi yoksa Hazreti İsa aleyhisselam hangi din üzereydi? Bakın gerçekten yani bu çok aslında can alıcı bir soru, çok önemli bir soru. Dediğiniz gibi bizde genellikle işte Hristiyanlığın kurucusu Hazreti İsa'dır, Hristiyanlık onun dinidir ama bu din ondan sonra tahrif edilmiştir, değiştirilmiştir gibi çok yanlış bir kanaat var. Öncelikle ben şunu ifade edeyim. Tabi Hazreti İsa ile ilgili İslam dışı bütün kaynakları incelediğimiz zaman, mesela Hristiyanların kendi kaynaklarını incelediğimiz zaman, Hazreti İsa ile ilgili iki farklı tipoloji karşımıza çıkar. Yani iki farklı Hazreti İsa tipolojisi. Bunlardan bir tanesi, işte kabaca milattan önce 4 yılında doğan ve 30 yılında vefat eden peygamber karakteriyle, kişiliğiyle insanlara tevhidi, tek tanrı inancını anlatan, ahlakı vurgulayan, sıkı sıkıya işte Hazreti Musa'nın insanlara öğretmiş olduğu haram helal kurallarına, yani o ilahi yasaya riayeti emreden bir tipoloji karşımıza gelir ki biz bunu tarihsel İsa diyoruz. Yani gerçekte yaşayan İsa bu. Evet. Tarihsel İsa'ydı, onu kastediyorum. Ama bir de ikinci bir figür, bugünkü Hristiyanların imanına konulan bir İsa figürü var ki, bu İsa figürü ise kabaca Hazreti İsa'nın vefatından sonra Antakya yöresinde, bakın Kudüs'te, Filistin'de değil, Antakya yöresinde kurgulanan bir Mesih tipolojisidir. Yani bu ilahi bir varlık olarak düşünülür. İlahi bir varlık olarak insanların kurtuluşu amacıyla yeryüzünde bedenleşmiştir, mücadele etmiştir, ölmüştür ve daha sonra tekrar dirilerek yeniden göğe çıkmıştır ve ileride yeniden gelecektir. Evet. Böyle bir tanrısal figür ki biz buna da Hristiyan imanına konulan ilahi oğul İsa Mesih diyoruz. Şimdi bu ikisi birbirinden çok farklı. Şimdi Hristiyanlık dediğimiz din kesinlikle tarihsel İsa'nın dini değil. Evet. Kaldı ki bakın Hazreti İsa'nın yaşadığı dönemde Hristiyanlık kavramı bile yok. Yok. Hristiyanlık terimi ilk defa, bakın Hristiyan kaynaklarını incelediğimiz zaman bu ortaya çıkıyor. İlk defa 50 yılında milattan sonra Antakya yöresinde kullanılıyor. Çünkü Antakya yöresinde o sırada Helenistik İsa cemaati var. Yani bunlar Helen düşüncesindeki kurtarıcı figürlerinden, kurtarıcı inancından etkilenmiş olan bir grup. Hazreti İsa ile ilgili bir takım kanaatleri, beklentileri bu çerçevede yeniden yorumluyorlar, sentezliyorlar ve buradan hareketle Hazreti İsa'nın Yahudilerin beklediği tarzda bir Mesih değil, Helen düşüncesinde var olduğu tarzda bir kurtarıcı olduğunu, yani bir Mesih olduğunu ifade ediyorlar. Onun ilahi bir şahsiyete sahip olduğunu söylüyorlar ve bu fikirleri etrafta yaymaya başlıyorlar. Evet. Bundan dolayı onlara Mesihçiler deniyor. Hristiyanlar zaten Hristiyan terimi Mesihçi anlamına geliyor. Evet. Ve Hristiyanlık o dönemden itibaren, yani 50 yılından itibaren kabaca ortaya çıkan bir inanç sistemi. Hazreti İsa ile de hiçbir ilgisi yok. Evet. Yani bunu ve da bu elimizdeki akşam... İnciller de aslında bu Hristiyanlığın metinleridir. Yani Hazreti İsa'nın kendisine ait olan veyahut da kendi cemaatine, doğrudan kendi cemaatine ait olan metinler değil. Anladım. Hocam devam edeceğiz. Böylelikle Hristiyanlığın Hazreti İsa'nın dini olmadığını da öğrenmiş olduk ilk elden, evet, ilk kaynakta. Kısa bir aramız var. Sonrasında Hazreti İsa Aleyhisselam'ın mesajını, insanlığa ne getirdiğini, onun İncil'ini ve tabii ki nasıl bir peygamber olduğunu konuşalım. Sevgili seyirciler, gerçekten bu akşam Hazreti İsa Aleyhisselam'la ilgili merak ettiğimiz birçok sorunun cevabını değerli hocalarımızdan alıyoruz. Profesör Doktor Şinasi Gündüz hocamızla kısa bir aranın ardından yine sizlerle birlikte olacağız.